Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü herkese selamlar olsun sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenmesinin etkileri sürüyor. Ukrayna basınından Sport 24'ünün şu haberi. Hani Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuklar Kievlileri yerin dibine soktu demiş. Yani 17 yaşındaki bir çocuk, Uğur Melek'e diyor ki mesela 17 yaşında bir çocuğun 100 milyon euroluk Dinamo Kiev deplasmanında bir gol bir asistle kader tayin etmesi muazzam. Arda Güler dün gece 1-2 kritik top kaybı yaptıysa da sahada kaldığı 1 saat boyunca farkını hep hissettirdi diyor. Fenerbahçe TV'den Bozkurt Yılmaz da diyor ki bir şahıs var. Başka takımlarda teknik direktörleri göreve başladığı gün Arda Güler'in oynamamasından bahsediyorlar. Üstü kapalı. Biz anlıyoruz onları. Arda da en güzel cevabı sahaya çıktığında veriyor demiş. Ya önce şu bir gerçek. Şimdi şunu bir kabullenelim. Doğru zamanda oynatılmadığı müddetçe her futbolcu kendine sıkıntı yapar. Yani Jorge Jesus Arda'yı en doğru zamanda kullanır. Bunda hemfikir olun artık. Yani antrenörlük dediğin şey sevk etme, idare etme. Hani zaten sevk ve idare etme diye bir şey var. Hem antrenörlükte hem öğretmenlikte hem yönetim biçimlerinde. Ya Fenerbahçe açısından baktığın zaman bu bir gelişimdir. Yani bu bir gelişimdir arkadaşlar. Bu bir gelişimdir. Düşünün yani bu bir süreç. Bu bir süreç ve hani bu süreci en iyi kim bilir? En iyi teknik direktörü bilir. En iyi onunla gününü geçiren, gündüzünü geçiren kişi bilir. Öyle değil mi? Mesela Enner Valencia. Valencia gitti. Dinamo Kiev maçında bir sürü gol kaçırdı. Bak Enner Valencia bir sürü gol kaçırdı. Kiev maçında. Peki size soruyorum. Bana garanti verebilir misiniz? Valencia Sivas maçında gol atar ya da atmaz. Garanti verebilir misiniz? Hocam kesinlikle atar ya da kesinlikle atmaz. Hepiniz muallaktasınız değil mi? Hepiniz muallaktasınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 20 maça çıkmış 1149 dakika. 13 gol 4 asist. Arkadaşlar şaka gibi bir istatistik. Şaka gibi. 1149 bölüyorsunuz 90'a. Yani yaklaşık 13 maç. 13 maçta 13 gol 4 asist. Şaka gibi. Ve ben diyorum ki bak şimdi direkt forvet hattında direkt yani AF forvet oynatsan belki gol katkısı çok daha yüksek olur. Ama yardımcı forvet oynadığı maçlarda daha az gol atıyor. Ama Valencia'dan ben bir patlama bekliyorum. Şimdi arkadaşlar A milli takım mesela A milli takım düzeyinde de bir şey söyleyeyim. Bizim birçok A milli takım futbolcumuz var. O yüzden söylüyorum. A milli futbol takımı 16 Kasım'da İskoçya 19 Kasım'da Çekya ile hazırlık maçı yapacak. Ferdi dinlenemiyor, İrfan dinlenemiyor. Bakalım milli takıma seçilecekler mi? Ama bu maçlardan sonra Stefan Kuntz da yolların ayrılacağı konuşulmaya başlanılmış. Sergen Yalçın ismi geçiyor. Yani Hakan Çalhanoğlu da kimseye danışmadan kaptan yapmış. Sergen Yalçın'ı ister misin? Ya Sergen Yalçın istenilir. İstenilmez bir adam değil. En azından içi dışı bir. En azından o havayı koklamış birisi. Yani Hamit Altıntop'tan bizi kurtarsın da kim gelirse gelsin. Bak Arda Okan Kurtulan. Fenerbahçe altyapısındaki müthiş yetenekli bir çocuk. Yani Fenerbahçe altyapısındaydı daha doğrusu. Hani Fenerbahçe altyapısında iken biz Arda Okan Kurtulan'ı gönderdik Adana Demirspor'a. Alma önceliğiyle gönderdik. Kanat oyuncusu 250 bin euro piyasa değeri var. Bu sezon 7 maça çıkmış, rezerv ligde 3 maça çıkmış, U19'da 3 maça çıkmış, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmış, 490 dakika. Arnavutluk milli takımını seçmiş, Makedonya için oynuyordu bugüne kadar. Alt yaş kategorilerinde, yaşı daha 19 olduğu için hani 14 artı 3'ün 3'ünü idare edecek. E peki soruyorum, bu gençler niye Türk milli takımını seçmiyor da başka takımı seçiyor? Tahmin edeyim, adaletsizlikten olabilir mi? Ya, işte...
Ne oluyor? Bu sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 tane eleme oynayacakmış. 4 eleme turu. Şaka gibi değil mi? 4 tane eleme turu oynayacak takımlar. Artık hangi takım şampiyon olsa inşallah Fenerbahçe olur. 4 eleme turu, yani kupaya 1. turdan başlayacak. Peki hocam, Fenerbahçe diyelim ki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Yok öyle bir ihtimal yok. Hocam bu sene UEFA kupasını kazandı Fenerbahçe diyelim. Diyelim böyle bir şey oldu. İnşallah kazanır. İnşallah katılır, yani kazanır. Böyle bir şey olursa ne olacak? Yani şampiyonumuz direkt gidiyor. İkinci mi gider? Arkadaşlar ikinci gitmiyor diye biliyorum. Yani birinci zaten hakkını kullandığı için direkt gitmiş oluyor. Başka ülkelerin olayı değişiyor diye biliyorum. Ama 4 eleme turu. Türk futbolunu bu hale getirenler düşünsün. Enteresan başka bir şey daha söyleyeyim. UEFA kulüpler sıralamasında bu sezonu ilk 10'da tamamlarsak. Şu an 12. sırada ülkemiz. 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Yani bir yıl sonraki şampiyonu etkileyecek. Tabii bu da enteresan bir olay. Yani bu senenin olayı niye bir sonraki senelere şey yapıyor? O da çok tuhaf bir durum. Ama durum bu. Bu arada mesela aklıma şey geldi, milli demişken. Atilla Sanayi de milli mesela. 29. resmi maçına çıkmış şimdiden. Şimdiden 29. resmi maç. Bakın arkadaşlar. Yani Türkiye'de bazı kalıplar Jesus'la yıkılmış oldu, farkında mısınız? Serdar Aziz mesela. Gerçekten merak ediyorum bak. Gerçekten samimiyetimle merak ediyorum. Ya maşallah sakatlık sorunu var dediler. Şu dediler, bu dediler. Maşallah çakı gibi. Allah nazardan sakındırsın. Şu iki maçı da atlatalım. Kayıpsız belasız. Yani şu iki maçı atlatmamız bence her şeyden daha önemli. Sakatlar iyileşecek. Aslında Fenerbahçe bir teklemeye başladıydı sanki. Dörtlü savunmayla üçlü savunma arasında bir gidiş geliş süreci vardı. Bir gidiş geliş süreci vardı. Ve bu gidiş gelişte hani sakatlıklar, şunlar, bunlar vesaire vardı. Bakalım sonuç ne olacak, onu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe şimdi Sivas'tan oynayacak. Sivas'tan sonra Giresun'dan oynayacak. Giresunspor'da İstanbulspor maçı öncesinde Ramon Arias, Alexis Perez, Murat Cem Akpınar, Yorman Campuzano, Borja Sainz kart ceza sınırındaymış. Eğer kart görülürse Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceklermiş. Hani Giresunspor'u kesinlikle önemsiyoruz. Önemsemediğimiz bir takım değil. Ancak Fenerbahçe'nin şu anki hedefi Sivas maçı. Süper Lig'e ilişkin bir tahminde bulundum. Ümraniye Alanya maçını. Dedim ki Ümraniye kesinlikle kazanacak. Yani evet, hiç şu ana kadar galibiyeti olmayan Ümraniye kazanacak. Dedim 3-1 kazanmış. İlginç değil mi? Kasımpaşa Ankara Gücü'nü Kasımpaşa alır dedim. Ancak Kasımpaşa kendisinden beklenilmeyecek bir futbol sergileyip 58'de de öne geçmesine rağmen 85'te maalesef kalesini gole kapatamamış ve maç beraberlikle sona ermiş. Şimdi gelelim Süper Lig'in diğer maçlarına. Arkadaşlar hissi olarak yorum yapacağım. Bilginiz olsun. Yani sadece hislerimden yola çıkarak yorum yapacağım. Hani işin matematik kısmını da konuşabilirim. Giresun İstanbulspor. Eğer Giresun bu maçı kazanırsa Fenerbahçe maçını kaybeder. Giresun bu maçtan beraberlikle ayrılırsa Fenerbahçe maçını kaybeder. Ben Giresun'un yenileceğini düşünmüyorum. Ben Giresun'un bu maçta kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben Giresun alır diyorum. Galatasaray Beşiktaş maçı. Arkadaşlar Galatasaray'ın çok zorlu iki maçı var arka arkaya. Önce Beşiktaş'ta, sonra Başakşehir'le. Hocam Galatasaray'a öyle bir senaryo çiz ki yani hem kötü devam etsinler hem iyi devam etsinler. Yani kendileri iyi zannetsin ama kötü devam etsinler, bizim açımızdan iyi bir senaryo olsun. Arkadaşlar ben isterim ki Beşiktaş maçını Galatasaray hakemle kazansın. Yani hakemle mahvetsinler, delik deşik etsinler Beşiktaş'ı. Ama bir sonraki haftada Başakşehir'e yenilsinler. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray'ın ağlaması uzun sürer. Yani hiç biz kötü oynadık da yenildik demezler. Hakeme suç bulurlar.
Bu arada Beşiktaş'ı ekarte etmiş olursun. Beşiktaş da hakem diye ağlamaya başlar. İki camia hakem diye ağlamaya başlayınca da milletin de bir ayar olma stili çıkar ortaya. Ama ben Galatasaray Beşiktaş maçının skorunun 2-2 biteceğini düşünüyorum. 2-1 Galatasaray öndeyi devam ederken son dakikalarda yiyecek gibi bir hisse sahibim. Bakalım ne olacak? Ha hocam. Şimdi Galatasaray da Beşiktaş da berabere kalırsa bu Fenerbahçe için sıkıntı olmaz mı? Yok, gerek yok. Bizim için bir durum yok. Gaziantep Kayserispor. Şimdi arkadaşlar, ligin bug'ını çözdüğümü düşünüyorum. Ve diyorum ki Galatasaray Beşiktaş maçı berabere biterse Gaziantep Kayseri maçını Gaziantep kazanacak. Domino etkisi. Bu ligin bug'ını çözmeyle alakalı. Onu söyleyeyim. Ha, futbol anlamında Kayseri daha iyi oynuyor Gaziantep'ten ama eğer Galatasaray Beşiktaş maçı 2-2 biterse Gaziantep kazanacak. Antalyaspor Karagümrük. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Samimi bir şey söyleyeyim mi size? Yani çok samimi bir şey söyleyeyim. Buram buram, dirhem dirhem, santim santim, milim milim beraberlik kokuyor bu maç. Yani milim milim beraberlik kokuyor. Peki hocam, berabere bitmeyecek olsa kim kazanır dersin? Karagümrük derim. O yüzden Antalya kazanacak sayın. Yani ya Antalya alır ya beraber, ama ben beraberlik kokuyor diye düşünüyorum. Trabzonspor, Konyaspor. Arkadaşlar, bu maç hangi gün? Pazar günü. Eğer ben eşimi alıp, eşimi çocuklarımı alıp çarşıda bir yer var, orada balık yedirirsem, hamsi tava yedirirsem, ne zaman hamsi tava yedirirsem Trabzonspor o hafta mutlaka puan kaybetti. Ne zaman? İstisnasız. Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor mesela, sıkıntı yaşıyordu Erol Bulut döneminde. Dedim ki hanıma, hadi gidelim dedim, size balık getireceğim. Gittik, balığı yedik. Erol Bulut'ta deplasmanda kazandık. Evimizde maç vardı. Hadi dedim, bir daha deneyelim. Evde kazandık. Trabzon itekleniyordu geçen sene, hani yani namağlup gidiyordu. Antalya maçı öncesi aklıma düştü. Hadi gidelim, yedik, kaybetti. Bu sene yine Antalya maçında yine balık yedik, yani hamsi tava yedik. Yine kaybetti. Hanımı balığa götürsem mi? Trabzon'u kaybetmesini istiyorsanız götüreyim. Abone sayısı artsın. Abone sayısı 27 bin olursa parayı oradan çıkarayım. İşin şakası bir tarafa ama yorgun Trabzonspor diri Konyaspor'la karşı karşıya. Yani bu maç aslına bakarsanız her şeye gebe bir maç. Ama bu maçtan da ben beraberlik kokusu alıyorum. Onu söyleyeyim. Hatayspor Başakşehir. İşte haftanın ikinci sürprizi. Bu maçı Hatayspor kazanacak. Bu maçı Hatay kazanacak. Yanlış duymadınız. Bu maçı Hatayspor kazanacak. Evet, yanlış duymadınız. Bu maçı Hatayspor kazanacak. Tamamen hissi konuşuyorum. Bakın, matematiksel konuşursam Başakşehir kazanır. Oyun anlamında konuşursam Başakşehir kazanır. Hani sahaya diziliş, teknik direktörlük becerisi Başakşehir kazanır. Ama bu maçı Hatay kazanacak. Fenerbahçe Sivasspor. Şimdi şunu söyleyeyim size. Ben Fenerbahçe maçlarında duygusal davranan bir insanım. Ancak Sivasspor'un Fenerbahçe aleyhine söylemleri Jesus'u kamçılamıştır. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi muhtemel bir takım Sivas. Sivas Beşiktaş maçlarına gelir, açık oynar ki aman farklı yenileyim, kaybedeyim diye. Fenerbahçe maçının haftası geldi miydi? Dünya umrunda olmaz Rıza Çalınbay'ın. Sadece Fenerbahçe maçını konuşur dedim. Kurulu saat gibi çıktı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Sivas maçı 4 gol ve üzeri golle biter. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Gönlüm ister ki Fenerbahçe kazansın, 4-1 kazansın, 7-1 kazansın, kazansın ama. Yani 1-0 da olsun kazansın. Ama bu müsabakada bol gol izleriz. Daha az hata yapan takım kazanır. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Yani toparlayacak olursak hocam, senin mantığına göre Fenerbahçe 12. maçını bitirmiş olacak, 29'a çıkacak inşallah. Başakşehir 23'te kalacak. Adana Demir zaten boş geçiyor, 23. Beşiktaş Galatasaray beraber ediyorsun, Beşiktaş 23, Galatasaray 22. Yani Fenerbahçe 29, 6 puan takmış olacak. Başakşehir 23, Adana 23, Beşiktaş 23, Galatasaray 22, Trabzon berabere 22, Konya berabere 21.
Kayseri yenilir diyorsun. Gaziantep kazanır. Hani Kayseri 20, Alanya 16, Gaziantep 18, Alanya 16. Antalya maçı berabere diyorsun. Antalya 14, Karagümrük 14. Sivas, Ankara Gücü 12, Sivas 10. Hatay kazanıp 13 olacak. Giresun kazanıp 12 olacak. İstanbul 8, Ümraniye altta kalacak. Doğru mu diyorsun? Doğru anladınız arkadaşlar. Benim bu haftaya ilişkin de skor tahminlerim bu şekilde. Kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız da minnettar kalırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İddia haramdır. Kazancınız helal değildir. Ben sadece hani biraz laf olsun, torba olsun, biraz da eğlencesine bu videoyu çekmek istedim. İnşallah. Sizler de fikrinizi yazabilirsiniz. Aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bakalım 27 bin olursak da hanımı pazar günü balık ekmeğe götüreyim. Balık yemeğe götüreyim. Yani eğer Trabzon'un puan kaybetmesini istiyorsanız abone olun. Yoksa canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.